anlatacağım kısa hikaye kesinlikle en sevdiklerimden biri. Ve umarım siz de bundan zevk alırsınız. En az benim kadar. Uzun zaman önce Münih adındaki uzak bir diyarda, uzak derken uluslararası dostlarımdan biriyseniz öyle, şehrin sınırında eski tuğladan yapılmış bir bina vardı. Bina, saygın bir çilingir Hans Wagner'e ait bir fabrikaydı. Wagner karısı ve oğlunun trajik ölümlerine dek çalışkan bir aile babası ve yaşadığı kasabanın saygın isimlerinden biriydi. En büyük eserlerini hayatının sonbaharında vermeye başladı. İsimlerini, kökleri İskandinav mitolojisine dayanan ve dört destansı operadan oluşan Wagner'in efsanevi yüzük serisinden alan dört kasa üretti. Bu dört kasanın isimleri şöyleydi. Das Reitgold, Die Walkür veya Valkyrie, Siegfried ve son olarak Götterdämmerung. Bu sonuncusu tanrıların şafağı olarak da bilinir. Hans Wagner için bir kilit, bir kasa, bulmaca demekti. Bunlar sadece korudukları sırları, gerçekten hak edenlerce çözülebilecek bulmacalardı. Efsaneye göre bu kilitleri güç kullanarak açmaya kalkarsanız, kasa içindekileri yakıyor. Ve sonsuza kadar kilitleniyordu. Ama Hans'ın eserleri yüzük serisiyle bitmedi. Üreteceği bir kasa daha vardı. Hayatı onu hep o kasaya doğru götürmüştü. Çektiği bütün acı ve ıstırabı içine alabilecek ve sonsuza dek kilitleyip kaldırabilecekti. İnsanlar Wagner'i kendisi için inşa ettiği mezardan kurtarmaya çalıştı. Ama eseri o kadar mükemmeldi ki başaramadılar. Wagner'in içinde öldüğü kasa asla açılmadı. Ona mezar oldu ve içindeki cesediyle birlikte okyanusa atıldı. Rheingold, Valkür ve Siegfried'in hala kullanıldığına dair söylentiler var. Yerleri kasa hırsızlığı dünyasının en büyük gizemlerinden olmaya devam ediyor. Götterdämmerung'a gelirsek, ona ne olduğunu kimse bilmiyor. Evet, videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi benim adım Sebastian Schlenz.